Şahit! İnsanlı bunlar. İnsanlıktan nasıl çıktıklarını öğreneceğiz Cahit. Erhan'ın ablası çağır. Hayatta kalan varsa onları da alıp hastaneye götürsünler. Numaraları neymiş orada anlaşılır. Bu yaşıyor. Tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Sevdiklerinle vedalaştın mı? Az sonra ölecek biri olarak fazla rahatsın. Dark River Tim komutanı olarak esir aldığım Siyah Sancak Tim'inin infaz edilmesini emrediyorum. Sıraya dizin şunları.
Nişan al! Çevre güvenliği alın. Tam zamanında geldiniz. Dark River komutanından bir şey öğrenebildin mi? Yolda telsizle sürekli biriyle konuşuyordu. Kesin o Mervan'ın yerine geçen adamdı. Adamın adını telaffuz etti mi? Hayır. Ama onunla konuştuğu belliydi. Gidip cezasını verelim komutanım. Elimizde kanıt olmadan kafamıza göre hareket edemeyiz Pusat. Komutanım, adam bizi Dark River'a sattı. Bundan daha açık kanıt mı olur? Pusat, biz bu bölgede Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yanlış bir infaz, büyük bir diplomatik kriz çıkarabilir. Emin olmadan operasyon yapamayız. Toparlanın, üste dönüyoruz. Ben de seni bekliyordum Jürgen. İstasyonla ilgili yeni talimatlar vereceğim. Haberler kötü. Alemdar yine ne yaptı? Tesise baskın yapmışlar. Bütün adamlarımız öldürülmüş. Aşılı askerlerime bir şey olmamıştır, değil mi? Onlardan iki tanesi kayıp. Gerisi öldürülmüş. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir Jürgen? İki, sıradan insan onları asla alt edemez. İçlerinden biri Polat Alemdar'sa olabiliyor demek ki. Başka bir şey var mı? Dark River Suriye'de Zübap aşiretiyle işbirliği yapmış. Siyah sancağı tuzağa çekmeyi planlarken kendileri tuzağa düşmüşler. Gerizekalılar. İşte paralı askerlerle gidebileceğin en son nokta budur Jürgen. Ama bundan sonra yoluma fedailerle devam edeceğim. Emin misin? Polat Alemdar fedaileri indirirken pek zorlanmamış görünüyor. Alemdar şanslı günündeydi. Fedailer günlerdir yorgun ve açtılar Jürgen. Onlarla iyi günlerinde karşılaşmasını izlemek zevkli olacak. Sen bana ne söyleyecektin? Kaiser'i İstanbul'a getirmeni istiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Kaiser'i anlamak güç. Ama bana ilham verdi. Onu istasyon şefi yapacağım. İstasyon şefi mi? Konjonktür değişmeden diplomatik adımları atmam gerekiyor. Bunun için de öncesinde yapılacak çok iş var. Seni ve Ariel'i yanımda istiyorum. İstasyonla ilgilenecek de birine ihtiyacım var. Pekala. Nasıl istersen. Operasyondan dolayı canın sıkıldı. Ama stratejik hareket etmek bizim görevimiz Pusat. Canımın sıkan o aşiret ağası değil Yasin komutanım. Ne zaman bitecek bu işler? İstanbul'a ne zaman döneceğiz? Onu sorgulamak bizim işimiz değil Pusat. Birini temizlesek başkası çıkıyor mantar gibi. Görevden kaçmıyorum. Ama daha ne kadar burada kalacağız komutanım? Belki 10 gün, belki 10 yıl kalırız Pusat. Vazifesine aşık adam gün saymaz.
Zeynep. Hoş geldin. İyi misin? Bir sıkıntın olduğunu farkındayım. Yusuf'la mı ilgili? Yusuf'un senin oğlun olduğunu biliyorum. Bu senin en büyük sırrın. En büyük acın. Ama bunu bana hiçbir zaman itiraf etmedin. Şimdi değil Meryem, lütfen. İşte bahsettiğim şey tam olarak da bu. Ne zaman seninle konuşmaya çalışsam kaçıyorsun. Bu gizliliğin tek bir sebebi olabilir. O da bana güvenmemen. Hayır, tabii ki sana güveniyorum. Sana inanmıyorum. Peki. Neyi bilmek istiyorsun? Seni bu hale getiren şeyi. Sen benim hayatımı kurtardın. Her şeyimi sana borçluyum. Sana yardım edemeyebilirim. Ama en azından acını paylaşabilirim. Benim için yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet. Yusuf benim yıllarca kalbimde büyüttüğüm oğlum. Nihayet ağzından bunu duydum. Başka bilmek istediğin bir şey var mı? Hadi kalk. Hadi. Neredeyim ben? Öldüm değil mi? Şanslıymışsın. Doğru şırıngayı seçmişsin. Hayır hayır. Öldüm ben. Burası cehennem. Siz de bir zebanisiniz. Ne zebanisi be? Kes saçmalığı. Hayır beyefendi. Beni kandıramazsınız. Ben zebaniyi nerede görsem tanırım. Ama burası hastane. Yoksa cehennemde de mi hastanede çalışacağım? Raskol sana acıdı. Bir daha yoluna çıkarsan kendi elleriyle zehirleyecek seni. Hiç merak etmeyin beyefendi. Ben dersimi aldım. Artık şansımı daha hayırlı işler için kullanacağım. Allah Allah. Gördün mü? Demek ki bünyen vitamine tepki gösterdi. En yakın zamanda bir hastaneye gidip muayene olmalıyım. Hüsnü Bey nerelerdesiniz? Her yerde sizi arıyoruz. İşimizin başındayız efendim. Nerede olacağız? Bir durum mu var? Cahit Bey burada. Sizinle görüşmek istiyor. Nerede kendisi? Özel bölümü aldık. Yanında hastalar var. Neredesin sen Hüsnü? Kusura bakma Cahit Bey. Küçük bir vitamin zehirlemesi geçirdim. Bu beyefendiler kim? Bu adamların check-up'tan geçmesi lazım Hüsnü. Vücutlarındaki bütün anormallikler tespit edilsin. Önemli bir şeyler yoktur inşallah. Dua et de olsun. Bunlar devamlı uyutulsunlar üstünü. Bu odaya kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin. Bak Hüsnü, bu adamlarla abiyle ikimiz zor baş ettik. Eğer elinizden kurtulurlarsa başınız beladadır, haberin olsun. Ben artık bela istemiyorum Cahit Bey. Ben çıkıyorum. Sonuçları ofise getirirsin. İnanamıyorum.
Bunca yıl bu gerçeklerle nasıl yaşadın? Yaşayabildiğim pek söylenemez. Bir karar vermen gerektiğinden bahsetmiştin. Mesele Yusuf'la mı alakalıydı? Fehmi Kuzuzade bana evlenme teklifinde bulundu. Onu sevmediğin halde Yusuf'un yanında olmak için evet diyeceksin. Evet. Oğlumun hayatında kalmak için başka bir seçeneğim olmayabilir. Peki ya Polat? Bu kadar şey konuştuktan sonra bunu inkar etme artık. Ona karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. Peki bilmediğin, merak ettiğin başka bir şey kaldı mı? Tek bir sorum kaldı. Bana Yusuf'un gerçek babasının kim olduğunu söyle. Yusuf'un babası... Polat Alemdar. Hayrola? Suratından düşen bin parça. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Keyifsiz gördüm de ondan sordum. Dalga geçtiğimi nereden çıkardın? Benim Karadeniz'de gerçekten gemilerim vardı. Şimdi sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. İnanmıyorsan... Yasin komutanına sorarsın. Bugün Polat Alemdar'ın elinde ne varsa hepsini babamla birlikte yaptılar. Polat Alemdar'ın şimdiki oturduğu yer bile babamın eski mekanı. Senin sayende bugünlere geldik oğlum. Estağfurullah. Her şeyi sana borçluyuz Polat'ım benim. Biz sadece üzerimize düşeni yaptık. Bu Thorium Santrali'nin asıl mimarı sizsiniz. Polat Bey haklı. Bu büyük hayalin gerçekleşmesi sizin emsalsiz çalışmalarınızla oldu. Herkesin bildiği gibi siz olmasaydınız... Bu iş bu aşamaya gelmezdi hocam. Teşekkür ederim. Tabii bu işin arkasında Anadolu Hoca'nın olduğunu bizim gibi bir avuç insandan başka kimse bilmiyor. Keşke herkes öğrenseydi. Yarın inşaatı yapacak firmayla protokol imzalanacak. Devlet ricali basın da orada olacak. Tesis için imzalar atılacak. Tesis faaliyete geçirilene kadar isim koymak için zamanımız var. Elbette. Neden tesisin adı Anadolu Thorium Enerji Santrali olmasın? İşte bu çok güzel olur. Sağ ol. E şimdi zaten bizim... Aşiret ağası hatta komutanım. Beni arayacak cesareti sonunda buldun demek ki. Dark River'ın baskınını duydum Yasin komutan. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki tuzaktan haberim yoktu. Senin boş yeminlerini dinleyecek zamanım yok ha. Ne söyleyeceksen peşin söyle de kapat. Sizi Dark River'a benim kahyam satmış. Onu konuşturdum ve cezasını kesip infaz ettim. Bu akşam Dark River askerleri uzun geçitte silah sevkiyatı yapacaklar. Bu bilgiyi bir özür olarak kabul edin.
Hazırlanın, operasyona çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Komutanım, son pisliğinden sonra hala o aşiret liderine güveniyor musunuz? Müslüman bir delikten bir yılana iki kez sokulmaz Pusat. İmza töreninde sözü fazla uzatmak istemiyorum hocam. Birçok insan için hayal bile edilemeyecek bir şeyin hayata geçmek üzere olduğunu söyleyeceğim. Yeterli olmaz mı? İnsanların karşısına çıkmışken daha aydınlatıcı şeyler konuşmalısın Altaycığım. Çünkü yıllardır dört duvar arasında yaptığımız çalışmalar hayata geçecek. İnsanların gözlerinin önünde dev bir enerji tesisi yükselecek. Bin yıllık enerji ihtiyacımız karşılanacak. Bu santralin insan hayatını ya da doğal hayatı tehdit etmediğini anlat ki herkesin içi rahatlasın oğlum. Herkesin. Ben hastanemizde yatmakta olan iki insan numunesi hakkında robotik modeller tabirini kullanmayı yerinde buluyorum Polat Bey. Ben senin değil, doktor heyetinin ne dediğini merak ediyorum Hüsnü. Bütün tetkik sonuçları bu dosyada mevcut. Adamlar modifikasyona uğramış arabalara benziyor. Dayanıklılık arttırıcı, doping tesiri yapan maddeler. Spor müsabakalarına girecek insanların masumiyetini taşımadıklarına göre özel geliştirilmiş bir ilaçla kanlı canlı terminatörler yetiştirilmeye çalışılmış diyebiliriz. Bu adamları sorgulamak istiyorum. İlacın tesiri geçince bana haber verin. Peki Polat Bey, müsaadenizle. Toplantı için hazırlıklar tamam mı? Verdiğiniz listedeki bütün medya kuruluşlarına ulaştım. Hepsi toplantı saatinde oraya bir temsilci gönderecekler. Öyle kafalarına göre adam göndermesinler. Akreditasyonu olmayan kimse salona alınmayacak. İletirim efendim. Binanın kontrolü için ekip gönderdiniz mi? 10 kişilik bir ekibimiz orada abi. Binanın genel araması yapıldı. Giriş çıkışlar sabahtan beri kontrol altında. Dediklerimi unutma, anlıyor musun? Söylediklerin net olsun. Çıkıyor muyuz Polat Bey? Evet, erken gidelim. Hazırlıklarımızı yerinde tamamlayalım. Şimdiden hayırlı olsun evladım. İşiniz rast gitsin inşallah. Gelmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz. Nasıl yani? Ben de gelebilir miyim? Projeye ömrünüzü vakfettiniz. Bizimle bu gururu paylaşmak en doğal hakkınız. Kimse sizi görmeden toplantıyı yerinden izlemenizi sağlayacak bir oda ayarladım. Sen nasıl güzel bir adamsın. Can Polat'ım benim. Buyurun gidelim. Sofrada bir kuş sütü eksik ağam. Neyi kutluyoruz? Siyah sandıktan kurtuluşumuzu kutluyoruz. Yasin komutan son baskından sonra sizin dediğiniz yere gider mi ki ağam? Giderler, giderler.
Türkiye bu hareketimizi karşılıksız bırakmaz. Artık kimseden korkmamız gerekmiyor. Arkamızda çok büyük güçler var. İçeri gel aslanım. Şşt, işlerini bitirdiniz mi? Beni affet Yasin komutanım. Neye sattın ulan bizi? Al. Hepsini sana vereyim. Al, al. Seninle son bir alacak verecek işimiz kaldı. Benim Meryem. Konuşmamız gerek. Telefonda söyleyemem. Buluşunca anlatırım. Nereye geleyim? Tamam. Hoş geldiniz Asya Hanım. Teşekkür ederim. Sizi böyle apar topar çağırdığım için kusuruma bakmayın. Umarım bir planınız yoktu. Sizden gelecek herhangi bir çağrı ya da bir davet benim her türlü planlarımı bozabilirdi. Fehmi Bey. Ben teklifinizi düşündüm. Bu kararı vermek benim için gerçekten çok zor oldu. Siz cevabınızı düşünürken ben biraz aceleci davrandım ve aileme evlenme kararımdan bahsettim. Benimle evlenmek istediğinizi biliyorlar mı? Evlenmek istediğim kişinin siz olduğunuzu bilmiyorlar. Ben bunun sürpriz olmasını istedim. Bu kararınızı nasıl karşıladılar? Eşimden sonra kimseyle evlenmeyi düşünmediğim için tabii biraz şaşırdılar. Ama benim adıma mutlu oldular. Kusura bakmayın, ben az önce siz sözünüzü tamamlayamadan araya girdim. Önemli değil. Kararı vermekte zorlandığınızı söylüyordunuz. Evet. Ama bu sizinle alakalı değil. Benimle alakalı. Hiç şüphe yok ki siz özel bir insansınız. Asya Hanım, artık gerçekten bu gerilime dayanamayacağım. Lütfen cevabınızı söyleyin. Teklifinize evet diyorum. Oh! Beni çok mutlu ettiniz. Siz de beni. Peki bu sizli bizli konuşmalara artık bir son versek ha? Ne dersin? Elbette. Ne yiyoruz? Tercihlerinden zevkli bir insan olduğunu anladım. Sen seç.
Buyurun. Teşekkür ederim. Hı? Ben seçiyorum. İHA'ların üretimine başladık. Her şey sorunsuz ilerliyor. Güzel haber. Peki Ferdinand'ın siparişi ne zaman tamamlanır? O iş kolay. Bir hafta içinde teslimatı yapmış oluruz. Çok hızlısın. Bakalım sen de müşteri bulma konusunda benimle aynınızda olacak mısın? Ferdinand'ın siparişi bitince bizim için üretime başlanacak, öyle değil mi? Ben senin kadar sabırlı değilim. Bizimkilerin üretimi çoktan başladı bile. Nasıl yani? 3 fabrikayı bu iş için ayırdım. 24 saat üretim yapılıyor. Bir fabrika Ferdinand için, diğer ikisi bizim için. O zaman müşteri bulmak için hemen çalışmalara başlayalım. Eminim sen onu da düşünmüşsündür. Afrika'da batı karşıtı görünen ama silahlarını batıdan alan terör örgütleri benim için açık pazar. Silah verip karşılığında elmas, altın alırız diyorsun yani. 100 yıldır uygulanan plan. Afrika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok patron. Bu oyuncağı önce ben kullanmak istiyordum ama şöhretim toplum içine çıkmama mani oluyor. Bugünkü imza töreni Thorium ekibini ele geçirebilmemiz için çok önemli bir fırsat. Operasyonun başarılı geçmesi için her aşamayı titizlikle planladık. Unutmayın, ekibin sağ ele geçirilmesini istiyorum. O Selçuklu profesör de aralarında olabilir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Emredersiniz. Ben de orada olmalıyım. Seni tanıyorlar. Bu çok riskli. Ama ben de onları tanıyorum. Daha faydalı olabilirim. Ben Andreas'la Mark'ın da onlarla tanışmasını istiyorum. Operasyonu siz yöneteceksiniz. Buradaki başarınız Babil ordusundaki rütbelerinizi belirleyecek. Jürgen, Jürgen. Selçuklu'yla görüşmek için sabırsızlanıyorum. Ağlamayayım da ne yapayım evladım. Hem sevinç gözyaşı bunlar. Bak ben bu işe ömrümü adadım. Uğrunda onlarca meslektaşımı, çalışma arkadaşlarımı, öğrencimi kaybettim. Ama bugün hayallerim gerçek oluyor. İnşallah hocam. Ben sevinç gözyaşlarımı toplantıdan sonraya bıraktım. İyi edersin oğlum benim. Şimdi konsantre ol. Efendim. Basın mensuplarının ve katılımcılarının listesi. Söylediğiniz gibi önceki toplantının listesiyle karşılaştırdım. Ve farklı isimleri araştırdım. Şüpheli bir bulguya rastlamadım. Yine de gözünüz üzerlerinde olsun. Emredersiniz. Hocam misafirler gelmeye başladı. Sizi kulise alalım müsaade ederseniz. Sağ ol. Tamam. Siz ne derseniz onu yapacağım. Akıllı duracağım. Sesimi çıkarmayacağım. Söz. Buyurun hocam. Sağ ol oğlum. Bu toplantı çok önemli Cahit.
İlk adımlarımız küresel güçler tarafından dikkate alınmadı. Ancak bugünkü toplantı kararlılığımızı ve yeterliliğimizi ispat edecek. Her türlü hamleye karşı hazırlıklı olmalıyız. Abi, gölge bu fırsatı kaçırmayacaktır. Ben olsam kaçırmazdım. Konseyin gölgesi olarak bu toplantıyı engellemek onun görevi. Göreceğiz bakalım. Girişteki X-ray cihazları dışında koridorlara ve toplantı salonuna farklı türde tarayıcılar yerleştirdik. Acil durumlar için ambulanslar ve üst düzey sağlık personeli de hazır bekliyor. Resmi heyet mekana ulaştı. Tamam Muhsin, biz ilgileniriz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Heyecanlı görünüyorsunuz. Hayati önem taşıyan bu projede devlet adına imza atma şerefine nail oluyorum. İnşallah hocam. İnşallah. Müsaadenizle siz buyurun. Buyurun geçelim hocam. Efendim Yasin. Abi, size rapor vermek için aradım. Seni dinliyorum Yasin. Bize tuzak kuran Dark River askerlerini ve onlara yardım eden aşiret üyelerini infaz ettik abi. İyi iş çıkardınız Yasin. Artık İstanbul'a dönebilirsiniz. Size burada ihtiyaç olabilir. Hazırlıklarımızı tamamlayıp hemen yola çıkarız abi. İstanbul'a dönüyoruz. Sonunda. Şükürler olsun. İzninizle ben eşyalarımı toplayayım Yasin komutanım. Burada görevimiz bitti mi şimdi komutanım? Sen üzülme. Biz yine geliriz buraya. Kiminde görev aşkı var, kiminde İstanbul aşkı. Bundan sonra yarışlara katılmayacak mıyız Raskol? Raskol'un artık kaybedeceği piste at koşturmayacak Dimitri. Çiftliği kapatacak mıyız? Büyük oyunlar için büyük kumar masaları kurulacak mekanı bulana kadar kapanmayacak. Meta Aymar geldi. Bugün güzel bir gün Raskol. Güzel bir gün iyi vodkanın ve iyi haberlerin olduğu gündür. Sende iyi vodka vardır. Bende de iyi haberler var. Vodka içeride. Haberler nerede? Geliyor. Yolda. İstanbul'a neden geldiğimi biliyor musun? Biliyorum. Beni yakalamak ve geri götürmek için geldin. Hayır. Sadece öldürmek için geldim. Yanlış insanlardan bir şey çalarak hata yaptığım doğru. Ama isterseniz bundan sonra sonsuza kadar sizin hizmet ettiğiniz insanlar için çalışırım. Beni öldürmene gerek yok Andre.
Ben seni öldürmekten bahsetmiyorum. Burada eski hesaplarım var. Eğer yaşamak istiyorsan bana yardım edeceksin. Nereden başlamamı istersin? Benim için birini bulacaksın. Efendim, gazeteci Zehra Hanım geldiler. Röportaj için randevusu olduğunu söyledi. Bendeki programınızda görünmüyor. Tamam, al içeri. Buyurun. Bu şekilde görüşmeyeceğimiz konusunda seninle anlaşmıştık. Birlikte görülmemiz çok riskli. Röportaj için geldiğimi söyledim. Sorun olacağını sanmıyorum. Neden buradasın? Sizden ses çıkmayınca ben gelmek istedim. Hatırlıyor musunuz? Bana bir sözünüz vardı. Evet. Verdiğim sözleri unutmam. Borsadaki gizemli yabancı yatırımlar hakkında verdiğiniz haberleri takip ettim. Elimde yeni bilgiler var. Sizden bu konu hakkında yardım istemeye geldim. Nedir ulaştığım bilgiler? Şerif lakaplı gizemli yatırımcının bağlantılı olduğu bir isim. Siz de mutlaka tanıyorsunuzdur. Sinitiyatif şirketinin kurucusu Ferdinand. Bu bilgiyle ne yapmayı planlıyorsun? Eğer yatırımların Ferdinand'la bağlantılı olduğu öğrenilirse Türkiye'de yer yerinden oynar. Bu konuda benimle paylaşabileceğiniz özel bilgiler yok mu? Sana bu konunun kapandığını söylemiştim. Bu haberi yapmam benim çıkarlarıma ters düşer. Bir gazeteci olarak böyle bir habere kayıtsız kalamam. Bak, seninle anlaşmamız bu şekilde değildi. Evet, sizin bana büyük bir haber getirmeniz konusunda anlaşmıştık. Ama siz sözünüzde durmadınız. Affedersin Yusuf. Misafirin olduğunu bilmiyordum. Sekreterin yerinde değil. Önemli değil canım. İşimiz bitti zaten. Hanımefendi de çıkıyordu. Röportaj için tekrar teşekkürler. Yayınlanmadan önce onay vermeniz için bir kopyasını gönderirim. Lütfen buyurun. Sizinle tanışma fırsatımız olmadı. Ben Zehra. Azra. Sizi çok iyi tanıyorum. Yusuf Bey'in kız arkadaşısınız. Bir gün sizinle de röportaj yapmak isterim. Yayından önce tekrar konuşuruz. Tabii, iyi günler. Neyle ilgili bu röportaj merak ettim doğrusu. Şirketin yeni yatırımlarını öğrenmek istiyorlarmış. Çok ısrar etti, ben de geri çeviremedim. İlginç bir tip. Beni nereden tanıyormuş? Yusuf Kuzuzade'nin kız arkadaşını hangi gazeteci tanımaz? İstanbul borsası güne sakin başladı. Acaba bu fırtına öncesi sessizlik olabilir mi? Umarım bu fırtına borsada en çok işlem gören hisse senetlerinin sahibini zor durumda bırakmaz kadim dostum. Yusuf Kuzuzade operasyonuna bizzat eşlik ediyor. Sansasyonel haberin basına servis edilmesi işini üstlendi. Ortağını daha yakından takip etmelisin gölge. Sanırım seni de yakından takip etmeliyim. Yusuf'la görüştüğünüzü bilmiyordum. Borsa ilgini çekmediği için söyleme gereği duymadım. Ama bence bugünkü vurgundan sonra Şerif senin ilgini çekmeyi başaracak. Bugün hiçbir şey beni Alemdar'ın basın toplantısı kadar ilgilendiremez Ariel. Bu tarihi adımı sizlerle birlikte atacak olmaktan onur duyuyorum. Oralarda bir yerlerde olduğunu biliyorum. Selçuklu. Bir
yanda değerli bilim adamlarımız çalışmalarını sürdürürken, biz de devletimizin ilgili birimleriyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Ve nihayet toryum reaktörünün kurulması için gerekli izni almayı başardık. Birazdan atacağımız imzalarla ülkemizin yeni bir enerji çağını tescil etmiş olacağız. Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç kimse artık bu oyunumuzu bozamaz. Öyle demeyin hocam. Gölge hala bu işin peşindedir. Selçuklu tokadını yedi o. Dersini almıştır. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi hocamız sürecin işleyişiyle ilgili sizleri bilgilendirecektir. Buyurun hocam. Aylar önceki basın toplantısında sizlere yepyeni ve eşsiz bir teknolojinin müjdesini vermiştik. Bu teknolojiyle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının kader olmadığını ilan etmiştik. Aferin benim oğluma, aferin. Evet sevgili konuklar. Aylardır süren çalışmalarımız neticelendi. Toryum madeni reaktörde kullanılacak hale geldi. Ve ilk aşama için yeterli miktarda depolandı. Ben bu akşam buraya ölecek olsaydım da gelecektim. Önemli olan siz Anadolu'ya söyleyin. Altay. Altay. Sanırım bundan sonraki hocam, lütfen sakin ol. Otur. Ay hadi. Bir şey oluyor ona oğlum, baksana. Yoğun bir mesai ve bu büyük günün heyecanı değerli hocamızı biraz sarsmış olacak. Değerli misafirlerimiz, lütfen yerlerinize oturun. Lütfen yerlerinize oturun, lütfen. Selçuklu rüyası burada sona ermiştir. Pek değerli seyirciler. Ambulansa eskortluk edin. Muhsin. Salondan çıkan uzun saçlı at kuyruklu adamı derhal alın. Anlaşıldı efendim. Dur.
Bana mı dediniz? Evet. Olduğun yerde kal. Ellerini başının üstüne koy. Tamam. Nasıl isterseniz. Ne yapıyorsunuz? Ben saygın bir bilim adamıyım. Bana suçlu muamelesi yapamazsınız. Sana ellerini kaldır dedim. Ne arıyorsunuz? Alın. Bakın. Yanımda kalemden başka bir şey yok. Kaleme dikkat edin. İndirin silahlarınızı. Yere bırak. Tamam. Ben de bırakıyorum. Andreas'tan haber alamıyoruz. Pekala. Görev sizde. Oradan ayrılan profesör ekibini sağa teslim alamazsanız sizin sağlığınız tehlikeye girer. Mark, profesörlerin peşinde. Borsa kapandı. Ariel, nefes alamıyorum. Bana oksijen ver. Sana koleksiyonumun ekstra parçasını ikram edeceğim. Bugün kutlanacak bir şey olması çok enteresan. Hisse senetlerim tavan yaptı. Bugün büyük bir hasat topladım. Sakin olun çocuklar. Ariel'in silahı patladı.
Alemdar'ın Aşil topuğunu aramaktan vazgeçtim. Onu şah damarından vuracağım Mariel. Misafiriniz geldi Mete Bey. Bana müsaade. Raskol'un sürpriz haberini bekleyecek. Beklediğine değecek. Hoş geldin. Üç mislini istiyorum. Bana bu kadar değerli ne getirmiş olabilirsin? Yusuf Kuzuzade'nin gerçek kimliğini. Tüm detaylarıyla. Biliyor musun, bu akşam için çok sabırsızlanıyorum. Ya Yusuf ve Kenan benimle evlenmene sıcak bakmazlarsa? Ben bunun için ortada hiçbir neden göremiyorum. Eğer öyle bir şey olursa bunu anlayışla karşılarım. Rica ederim, böyle şeyler düşünmekten vazgeçer misin? Hem ayrıca evleneceğim kişinin sen olduğunu öğrenince çok sevinecekler. Buna eminim. Aç istersen. Belki önemlidir. Efendim? Asya, bir sorunumuz var. Seni dinliyorum. Meryem'i telefonda biriyle konuşurken duydum. Şüpheli bir konuşmaydı. Merak edip takip ettim. Şu an Mete Aymar Bey'le görüşüyor. Bu görüşmeden haberin var mıydı? Bunu değerlendireceğim. Sanırım müsait değilsin. Görüşürüz. Ben artık müsaadeni istesem? Hayırdır, bir sorun mu var? Yardımcı olabileceğim bir şey varsa lütfen söyle. Önemli bir şey yok. Değerlendirmem gereken birkaç şey var. Onlarla ilgilenmem gerek. Bu akşamki yemeğe geç kalabilirim demek olmuyor değil mi bu? Tam zamanında orada olacağım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Efendim. Merhaba. Zeynep Oğuz. Hesaplamalarıma göre hisse senetleri çıkabilecekleri en üst sınıra ulaştı. Operasyon başlasın. Şerif bir sonraki hasada kadar ülkenizi terk ediyor.
ne diyorsunuz? Aslında mekanizması oldukça basit. Ama kamuflajı çok başarılı. Belki bu kısmından da ses dalgaları yayıyor olabilir. Yani iyice incelemeden kesin bir şey söyleyemem oğlum. Nihayetinde çok gelişmiş bir silah. Ölümcül ve fark edilmesi güç. Evet, orası kesin. Buna benzer silahları algılayabilecek spesifik bir tarayıcı geliştirebilir miyiz acaba? Neden olmasın? Kullanılan materyalleri ve aksamını doğru tespit edebilirsek her türlü enseleriz onları. Efendim, borsada Şerif'in yeni bir hamlesini tespit ettik. Bugün kapanışta bütün yatırımcılar panik yaşadı. Son bir ayın bütün piyasa hareketlerini mercek altına alın. Bu işin nereden kaynaklandığını artık bilmek istiyorum. Musi, gel buraya Musi. Efendim Anadolu Hanım. Kim bu oğlum şu bahsettiğiniz Şerif Titus? Kim? Borsadaki gizemli bir yatırımcı. Kim olduğunu henüz kimse tespit edemedi. Peki ne yapıyor peki bu adam? Çok büyük paralarla oynuyor. Borsanın işlem hacminin %10 artmasına neden oluyor. Tek başına bugün 500 milyon dolarlık işlem yapmış. Aman. Bir tuşla bizim bütün para piyasamızı alt üst edebilir. Hay Allah. Neye günlere kaldık? Bilgisayar tuşu gibi, kalem gibi, bilim araçlarını silah yapıyorlar. Bilim canileri. Hoş gelmişsiniz. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Neymiş bu zübapların derdi Yasin? Gözleri paradan başka bir şey görmüyor abi. Gel. Erhan bize iki çay ver de içelim. Tamam abi. Hadi biz de birer çay içelim. Ben hallederim. Abbas bize de çay ver Abbas. Tamam abi. Abi İstanbul'da bana ihtiyaç yok mu? Aslında ihtiyaç var. Çayları senin götürmen gerekiyordu. Biri abinin, biri komutanın. Ama abi benden istedi. Sana bırakmam. Abi ben ciddiyim. Artık burada kalmak istiyorum. Abiye söyleyelim Fusat. O ne gerekiyorsa yapar. Zübapların meselesi anlaşıldı Yasin. Onları kendi başlarına bırakmayacağız. Siz nasıl uygun görürseniz abi. Ben dönüşte gerekeni yaparım. Gel. Getir Erhan, getir. Yasin özlemiştir bizim çayımızı. Eyvallah. Afiyet olsun. Pusat da özlemiş mi çayını Erhan? Özlemiş abi. Direkt burada bana iş yok mu diye sordu. Nasıldı Pusat orada? Kolay alıştı mı askerliğe? Alıştı abi. İyi bir asker oldu. Benim ondan bir şikayetim yok. Ama... Aması ne Yasin? Son zamanlarda Pusat biraz şikayetçiydi abi. Neymiş mesele? Doğrudan bana söylemedi. Ama orada kalmak istemiyormuş artık.
Niye, askerlik zor mu gelmiş? Tam olarak öyle değil abi. Siyah Sancak'ta birkaç arkadaşıyla konuşurken aslında oralarda değil, İstanbul'da. Bu ofiste olması gerektiğini söylemiş abi. Sizin babasıyla hukukunuzdan dolayı bu mekanda onun da hakkı olduğunu filan anlatmış. Öyle mi demiş? Daha önce bana da söyledi abi. Ne dedi? Aslında benim yerim bu mekan dedi. Bana niye anlatmadınız o zaman bunu? Ben ona gerekeni söyledim. Konu kapandı sandım abi. Çıkın. Sen burada kal. Tamam. Buyurun. Silahınızı almam gerek. Buyurun. Hoş geldiniz. Meryem'i kandırmayı nasıl başardın? Herkesin bir zaafı vardır. Ne zamandır senin için çalışıyor? Geçmiş, geçmişte kaldı. Son görevini yaptı. Benim onunla işim bitti. Senin için önemliyse ikiniz aranızda konuşursunuz. Ben seni ikimizi konuşmak için çağırdım. Seninle pazarlık yapacak değilim. Bazı şeyleri kolay kabul etmeyeceğini biliyorum. Ama konuşmak zorundayız. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Geçmişini öğrendiğimde çok güçlü bir kadınla karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Meğer sende daha fazlası varmış. Yusuf Kuzuzade'nin, yani Polat Alemdar'ın oğlunun annesi. Şimdi de Fehmi'nin müstakbel eşi. Ne istiyorsun benden Mete Aymar? Ben senin sırrını saklayacağım. Sen de bundan sonra benim koruyucu meleğim olacaksın. Mete Aymar, senin desteğinle
yine en yukarıya çıkacak. Misafiriniz geldi efendim. Al. Sevgili dostum, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Umarım bu ani görüşme talebimi anlayışla karşılarsın. Sana zahmet verdim. Beni gizli mekanına davet etmen hoşuma gitti aslında. Bundan sonra aramızda Yusuf, gizli saklı hiçbir şey olmayacak. Çünkü şu anda geri dönüşü olmayan noktadasın. Ben o noktayı çoktan geçtim. İnsansız hava araçlarının üretimiyle ilgili iyi haberler bekliyorum senden. Üretime başladık bile. İlk parti bir hafta sonra elinde olur. İşte bugün aldığım en güzel haber sevgili dostum. Madem aramızda gizli saklı yok, o zaman bana gerçeği söyle. Bu makinelerle ne yapmayı planlıyorsun? Alemdara dünyayı dar etmeyi planlıyorum. İkimiz de bunu denemiştik ama şimdi birlikte başaracağız. Müsaadenle kardeşim arıyor. Lütfen. Efendim Kenan. Neden buradayız? Vedalaşmak için. Sadece tek bir şey öğrenmek istiyorum. Neden yaptın? Hiçbir şey anlamıyorum. Neden bana ihanet ettin? Neden benim sırlarımı gidip o adama, Mete'ye anlattın? Bunu da nereden çıkardın? Ben kimseye... İnkar etme! Her şeyi biliyorum. Biraz önce senin durduğun yerde Mete Aymar duruyordu. Sadece neden yaptığını bilmek istiyorum. Sana olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Artık seninle başladığımız noktada değiliz Zeynep. Sen Yusuf'tan sonra çok değiştin. Ve bana başka çare bırakmadın. Bu yüzden gidip Mete'ye istediklerini verdin öyle mi? Onu seni koruyacağını mı düşündün? Bunu düşünmedim bile. Seninle yolun sonuna geldiğimizi hissettim. Başka bir yol aradım. Keşke bunu yapmak yerine çekip gitseydim. Bırak şimdi gideyim. Sen benim gibi değilsin.
Her zaman söylediğim gibi. İyi kalplisin. Ama sen beni kalbimden vurdun. Gelin. Sana siyah sancakta verdiğimiz bütün görevleri layıkıyla yerine getirdin Pusat. Yasin komutanınla konuştum. Gayet iyi bir asker olmuşsun. Sağ olun abi. Askerliğim bitti. Geç otur. Buraya değil. Artık senindir. Geç buraya otur. Babamın bizi kiminle tanıştıracağını gerçekten çok merak ediyorum. Hiçbirimizin bilmiyor olması da ilginç değil mi? Babam ilişkisini bu kadar gizli tutmayı nasıl başardı anlamıyorum. Fehmi Bey özel hayatını hep gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiştir. Bunu bizden gizlemiş olabilir. Ama siz bilirsiniz. Babamın daha önce hiç böyle ciddi bir ilişkisi olmadı mı? İnanın ben de bilmiyorum. Ha, ama dedeniz Vahap Bey'in Fehmi Bey'i evlenmesi için teşvik ettiğine ve bu konuda ısrarcı olduğuna şahit oldum. Demek ki babam bu sefer gerçekten karşı koyamayacağı biriyle tanışmış.
Yıllardır aradığını buldu yani. Fehmi Bey evlenmek için birini tercih ettiyse mutlaka çok değerli bir insandır. Vay be Pusat. Ne günlerin geçti burada be. Sonunda hak ettiğini aldın. Sevgili dostum Raskol. Neredesin? Sürdü. Ben sorunsuz çalışırım Andrei. Hayatta istediğini almak için sabırlı olman gerekir. Sabırlı olacak kadar vaktim yok. Konuş. İstediğin adamı buldum. Abi Yasin'le konuştum. Anadolu Hanım eve yerleşmiş. Bitmez Merhan da. Açlıktan öldük. Abi yemen hemen yapmak kolay mı? Olmuş.
Kucağımızda mı içeceğiz bunu? Ne bileyim ben Erhan. Hemen mi yapmışsın? Sen de seversin dedik abi. Başka bir şey de gelmedi aklımıza. Çaylar da geliyor. Hadi afiyet olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin. Amin.